Arkadaşlar merhaba. Bugün Bootlin slide'ları ve lab'ları üzerinden BeagleBoard cihazımız için Custom Linux işletim sistemi build etme çalışmalarına pratik olarak başlıyoruz. Önceki videolarda takip ettiğiniz gibi yoktu üzerine zihninizde az çok bir şeyler canlandığını düşünüyorum. Sıkıntı yok. Bundan sonra canlanmayan kısım da canlanacak. Eller klavyede. Şimdi başlayalım. Bootlin.com sayfasına girdik. Bootlin sayfamızdan Docs bölümüne gidiyoruz. Burada daha önce bahsettim. Creative Commons Share Alike 3.0 CC SA 3.0 lisansını sırtımıza dayadık ve tıkladık. Evet değerli arkadaşlar, Bootlin sayfasındayız. Docs linkini tıkladık. CC SA 3.0'a sırtımızı dayadık ve Yocto Project and Open Embedded Development eğitim sayfasının içerisine gidiyoruz. Şimdi öncelikle ajandamızı açalım. Kabaca onlar on-site eğitimde bu işi nasıl yapıyorlar bir bakalım. 24 saatlik bir eğitim içeriği olacağını düşünüyorlar. On-site yani bir sınıf dersi olduğu için 24 saat şeklinde biraz daha uzun tutmuşlar. Online eğitim linkine de bakarsanız oradaki ajandada ise 16 saat olarak bir içerik öngörüyorlar. %40'ı ders, %60'ı da lab çalışmaları olarak bir şeyler düşünmüşler. Şimdi burada asıl benim vurgulayacağım kısım prerequisite kısmı. Ön şart nedir bu dersin? Dersek Embedded Linux bilgisi. Embedded Linux'e bir miktar bulaşmış olmanız, Raspberry Pi, Orange Pi, BeagleBone, Banana Pi dokunmuş olmanız ve içerisinde bir takım Linux konfigürasyonları, kastimizasyonları, cross compiling çalışmaları. Yani şu söylediğim şeyler biraz anlam ifade ediyorsa bu derse daha hazırsınız. Bir göz gezdirmenizi buradaki slaytları fayda var. Söz vermiyorum ama bir parantez Embedded Linux eğitimi de aynı bu şekilde. CC SA 3.0'a sırtımızı dayayarak biz de YouTube videolarımızı CC SA 3.0 olarak lisanslıyoruz ve rahatlıkla, gönül rahatlığıyla bu içeriği kullanıyoruz. Bundan daha iyi bir içerik, bir ders textbook gibi bu Bootlin içeriklerini kullanacağız. Eşsizler. Ayrıca gnu/linux comments demişler ve burada çok nazik bir link bırakmışlar buraya. Buraya girip incelediğinizi Required equipment 8 GB RAM'li bir bilgisayar, en az 40 GB boş alan. Bu daha fazla olursa daha iyi olur, daha önce dediğim gibi. Evet, Git'ten bazı şeyler indireceğiz. İnternet, online olun makinenizde. 16.04 diyor. We don't support other distributions demiş. Problem değil. 18.04'te Yocto Sumo rahatlıkla çalışıyor. Benim önceki tecrübelerimde problem yok. Devam. İki board opsiyonu var. Biz BeagleBoard'u tercih ediyoruz. BeagleBone Black Revision C. BeagleBone Black wireless'ınız varsa yine olur. Bende hiçbiri yok. BeagleBone White var. Onunla gidebildiğim yere kadar gideceğim. Eğer pek bir şey olacağını zannetmiyorum. Aslına bakılırsa. Mesela device tree'leri zaten default geliyor olacak. MetaTI içerisinde support'u var. MetaTI'de support olduğunu biliyorum. Sanal makine kullanımını önermemişler. Gerçek cihaza bağlanma problemleri falan demişler. Biz kullanıyoruz. Yani günlük hayatta ben kullanıyorum sanal makineyi. Fiziksel cihazın konsoluna eğer mesele bağlanmaksa sadece. Custom eğitimin ilerleyen zamanlarında ben de anlarım problem nedir.
Mümkünse gerçek Linux, yani hard disk Linux kurulumunu öneriyor. Ama cihazımızı sadece serial porttan, yani USB to TTL çeviriciyle bilgisayarımızı bağlayacağız. Ve sanal makinelerde Windows üzerinde çalışan bir sanal Linux'ta bile bu mümkün. Siz sanal Linux'ta çalışabilirsiniz. Trust me. Evet, backup'larınızı yapmanızı tavsiye etmiş. İki tip cihaz var. STM32MP 157 tabanlı, bu STM32MP'yi şu an baz almıyoruz. BeagleBone Black. Biraz önce ifade etmiştim. Bende de BeagleBone White var ve MetaTi bunu da destekliyor. Orada da bir problem yaşamayacağımızı ben öngörüyorum. Problem yaşarsak tıpış tıpış bir tane alacağım eğitim yarım bırakmamak için. BeagleBone Black. Evet, günde şöyle 4 güne bölmüşler. Bir ders, bir lab. Burada tabii 2 ders olmuş doğası gereği. Bakın buralardaysa lecture lab, lecture lab. Biz de ders lab, ders lab diye devam edeceğiz. Bakın lecture lab. Bu lecture'ın lab'ı ertesi güne herhalde kalmış. Layers lecture'ın işlemi, sonra writing a layer lab'ini yapmış. Biz de bu düzeni benimseyeceğiz. Tabii ki biz gün bazında değil ama zaten slaytlar bizi buna zorluyor. Planım lecture'lar, dersler bir video, ardından lab'i bir video olmak üzere. Toplam 8 lab var, bu da 16 video yapar. 3 de giriş videomuz vardı. 19-20 video da bu işi tamamlamak hedefim. Evet, ajandamızı geçiyorum değerli arkadaşlar.